Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir çekimde daha karşı karşıyayız. Bugün ama biraz daha yağmurlu. Serin ama çok güzel bir hava var. Yani yağmura itirazımız olmayacak günler. Duaya çıkıldığı günlerde en azından buralarda yağmur yağıyor. Evet, en son hatırlarsanız arka arkaya videolar çektik. Yine kafamda olan ve çok uzun zamandan beri de hani çekmek istediğim programlardan bir tanesiydi. O da 4. Nesil Savaş veya Hibrit Savaş veya Vekalet Savaşları ne biraz konuşmak istiyorum. Niye bunu konuşmak istiyorum? Çünkü hala dünyada bir konvansiyonel savaş beklentisinde olanlar veya İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen dünyadaki bu yeni jenerasyon savaşını anlamayan bir kesim var. Bu hem ilgi alanı dışında olduğu için belki anlamak istemedikleri için de olabilir. Bir kez daha hani bir kenara koyacağımız bir konu bu. Biraz rüzgar var. Kusuruma bakmayın, rüzgar sesi muhtemelen size de gelecektir. Buradaki mevzu şu. Dördüncü nesil savaş veya üçüncü dünya savaşı şu anda var mı yok mu tartışmasıyla şekillendirelim. Arkadaşlar geçen gün İngiliz Genelkurmay Başkanı da söylemişti aslında üçüncü dünya savaşı başladı diye. Bunu biz yıllardan beri söylüyoruz. Yani 90'lı yıllardan sonra başlayan aslında 4. nesil savaş kavramı da 1980'lerin sonunda 90'ların başında Amerikalılar ortaya attıkları bir stratejiydi bu. Ve nedense tam 90'larda Rusya'nın dağılmasından sonra da işte Yugoslavya Savaşı ve arkasından başlayan bütün süreçlerde aslında bunun da bir rastlantı olmadığını, Hitit Savaş'a nasıl yatırım yapıldığını ortaya koydu. Yine 2000'lerde Amerikalılar ısrarla şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki artık dünyada bundan sonra normal bir savaş olmayacak. Bundan sonra savaşların tamamı gayri nizami savaş dediğimiz savaş olacak. O yüzden de özel kuvvet ve komando birliklerinin, onların ranger dedikleri birimlerin sayısını arttırmak zorundayız diyorlardı. Ve bir geçiş dönemi kendilerine koymuşlardı. Yaklaşık 35 bin bu şekilde bir nitelikli asker ihtiyacı olacağını düşünüyorlardı. Özel yetişmiş asker olacağını düşünüyorlardı. Ve bununla da süreci götürmeyi planlıyorlardı. Son günlerde biraz değişti. Yani tekrar konvansiyonel savaşın öne çıkacağını düşünüyorlar. Çünkü orada ne yapmak istiyorlarsa yaptılar. Çin'le bir hibrit savaş yapamazsınız. Veya Rusya ile hibrit savaş yapamazsınız. Tekrar bu nedenle tekrar konvansiyonel birimlerin önemine yapılan konuşmalar. Çünkü Arap Baharı'ydı, Kafkasya'daki gelişmeler dahil olmak üzere hibrit için yapılması gerekenler ne varsa yapılacak. Biz hibrit savaşı konuşurken çoğunlukla içinde savaş geçtiği için veya 4. nesil dediğimiz için birçok kişi şöyle zannediyor. Yani bildiğiniz birimlerin mücadelesi. Yok arkadaşlar, aslında içinde hem istihbarat birimlerini hem de çoğunlukla istihbarat birimlerini öyle söyleyeyim size ve özel kuvvet nosyonu almış olan birimleri içinde barındırıyor. Bu nedenle özel kuvvetler çok daha önemli noktaya doğru geldiler. Bakü'de hatırlarsanız özel kuvvetlerin Şuşa şehrine girişiyle ilgili başında özel kuvvet komutanı yürüyordu. Girişlere de özel kuvvetler yapmışlardı. Dünyanın her tarafında özel kuvvetler artık birinci plana çıkmış durumda veya iyi yetişmiş komando birlikleri. Konvansiyonel savaşın içinde de çok önemliler. Normal hibrit savaşın içinde de çok önemliler. Meskun muharebe dediğimiz muharebelerin içinde de çok önemli görevler icra ediyorlar. Çünkü 4. nesil savaş dediğimiz şeyin içerisinde hem istihbaratı bilen, hem bireysel görev alabilecek,
hem takımca hem de daha üst birliğin bir parçası olarak görev yapabilecek. İyi bilgisayar kullanan, araziyi iyi okuyabilen, dünyayı iyi okuyabilen, konjonktürü iyi okuyabilen ve teknolojiyi iyi kullanabilen, yani askeri teknolojiyi iyi kullanabilen artık kişilere ihtiyaç var. Yani çok farklı görevleri, farklı zeminlerde, farklı görev şartlarında icra edebilecek nitelikli askere ihtiyacımız var. Yani bu paraşüt atlayabilen, dalabilen, özel istihbarat görevlerine gidebilecek, tekil görevlere gidebilecek, bulundukları yerlerde başka birlikleri eğitebilecek, başka alanlara gittiklerinde oradaki farklı gruplarla beraber çalışabilecek kişilere ve askeri bilimlere ihtiyacı var. Bunun bir kısmı istihbarat birimleri içerisinde yer alabilir, dış operasyonlar daireleri gibi, ya da özel kuvvetler içerisinde yer alabilir veya yetişmiş komando birlikleri içerisinde yer alabilir. Aslında bugünkü Sayın Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler, Paşa'nın Hulusi Akar döneminde, yani o zaman Genelkurmay Başkanı olan döneminde başlayan ve daha önce de aslında profesyonelleşmeyle ilgili olan süreç vardı. Bu süreçle beraber giden bir dönemi kapsıyor arkadaşlar. Önce bunun için profesyonel orduya geçmeniz gerekiyor. Evet, eleştiriler oldu. Hatırlarsanız Türkiye'de profesyonel orduya geçerken birçok eleştiriler oldu. Ama bu profesyonel orduya geçişin hem sınır ötesindeki hem terörle mücadelesindeki şu ana kadar bir, en azından önümüze çıkan bir kötü tablosunu görmedik. Çok ağır eleştiriler vardı çünkü hatırlarsanız bu profesyonel orduya geçişle ilgili. Sürecin başlangıcında bilinmezler olmasına rağmen ve 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yaşanan o kötü senaryolar dahil olmak üzere, ona rağmen çok iyi bir yerdi. Ve bunu terörle mücadele konusunda, hani terör örgütü bile artık itiraf etmiş noktaya geldi. Yani uzman çavuşların profesyonel orduya geçişin, sözleşmelerlerin bulunmasının ne kadar faydalı olduğunu artık sınır ötesi operasyonlarda çok net olarak görebiliyoruz. Peki bu hibrit savaşın içerisinde bu dönüşüm çok önemli mi? Evet, çok dönüşüm önemli. Ben hatırlarsanız uzun zamandan beri Türkiye'deki komando birliklerinin sayısının arttırılmasıyla ilgili olan süreci de anlatıyorum. En son bildiğim 17 idi. 18 olduğunu söyleyenler de var. Daha sonra işte ilk kurulduğunda özel kuvvetler biriminin sayısı belli. Bugün 5. Tugay'ın kurulma aşamasına geldi. Yani özel kuvvet komutanlığı 5 Tugay'a çıkartılması olan süreç devam ediyor. Öyle kolay bir süreç değil tabii. Yani özel kuvvet personel yetiştirilmesi, yerine konması çok özel bir zamanı kapsadığı için kolay olmuyor. Ama 5 Tugay'a çıkartılması bile bugün birçok yerde bu görevlerin yapabilmesine olanak sağlıyor. Yani bir tarafta Suriye'de, bir tarafta Irak sahasında, belki Azerbaycan sahasında, Libya sahasında veya başka coğrafyalarda göreve gidecek olan nitelikli personel sayısının arttırılması Türkiye'nin önünü açıyor. Bir taraftan da bir istihbarat teşkilatı içerisindeki bu dış operasyon biriminin sayısının yükseltilmesi de aslında önümüzdeki dönemin, hibrit savaşları döneminin en büyük kazanımlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bakü sokaklarında Komando Tugay'ın, yani Bolu Komando Tugay'ın, ki Türkiye'de hani terörle mücadele deyince akla ilk gelen Tugay'dır. Kıbrıs Harekatı deyince akla ilk gelen Tugay'dır. Ve yanlış hatırlamıyorsam iki tane sancağında madalya olan tek Tugay'dır. En fazla şehit veren Tugaylardan bir tanesidir. Böyle bir Tugay'ın geçişini görürken de, yani oradaki tabloyu görürken de gururlandık. Çünkü işte bu geçiş sayesinde de bunlar yapılabiliyor. Oradaki profesyonel askerlerimizin disiplini, tavırları, görev kabiliyetleri, imkan ve kabiliyetleri olmak üzere. Her gün daha çok fazlası yetiştiriliyor ve çok daha iyi bir noktaya gidiliyor. Şunun için söylüyorum. Şu ana kadar Türkiye'nin dönüşümü, hibrit savaş konusundaki dönüşümü dünyanın hiçbir ordusunda yok arkadaşlar. Bunu övmek için söylemiyorum. Bakın, Çin'i ayrı bir yere koyuyorum. Çin nüfus olarak belli. Organizasyon üçleması belli. Yani Çin'i ayrı bir yere koyuyorum. Batı ordularıyla değerlendiriyorum. Buna Rusya'yı da dahil edebilirsiniz. İyi yetişmiş,
İbrit savaşı, dördüncü nesil savaşı yapabilecek olan, vekalet savaşları sürecini iyi yönetebilecek olan ordu dönüşümünü dünyada en iyi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyelim. Eğer öyle olmamış olsaydı bu yakın zamanda yaşadığımız senaryolarda zaten bunların başarısızlıklarını görürdük. Peki bu dönüşüm sürdürülebilir bir dönüşüm mü? Zoru başar, yani zor olan bitti. Yani bir defa Tugayların dönüşümü, Tugayların önce altyapılarının oluşturulması, özel kuvvetin 5 Tugay'a çıkartılma süreçleri dahil olmak üzere, yani bizim TMK dediğimiz süreçler şu anda tamamlanmış durumda. Bunun üzerine konacak olan tamamen eğitim.